23 Ağustos, 29 Ağustos değerli aslan burçları, yükselen ve ay burcunuzu bütün takipçilerim, beni seven bütün takipçilerim, ya sevginizi de dile getirin. Ay bana tutmuyor, haftalık uç herkese tutmayabilir. Sizin natal haritanızda nerede gezegenler, neye bağlı, bunları görmek lazım. Bunları tek tek incelemek lazım. Neye açı yapmış, neyinizde var, karmanız ne, sıkışmışlığınız ne? Bunları görmek için birebir seanslar alarak haritanıza baktırabilirsiniz. Yani bana değil, inandığınız ve güvendiğiniz birine baktırın. Sonuçta insan enerjisiyle, enerji aldığı kişiyle baktırması daha sağlıklıdır diyorum. Emine Akkaya, yani Akkaya Official Instagram sayfam, takip etmeyi de isteyebilirsiniz. Bu ara sosyal hayatınız acayip uçarı, gökkuşağının kelebeklerin adasına düşmüş gibi son zamanlardaki kötü çevreyi geride bırakıp bazı başka insanlarla büyük olup enerjiler yakalayacağınız, farklı dostluklar edineceğiniz, hatta iş bağlantılarda yapacağınız keyifli bir hafta. Bu ilişkileri eğer yeniden ve sağlam oturtursanız da kaygan olmayan ve yapacağımız işlerle ilgili de kenetlenme dediğimiz bir süreç. Yani bu ara gözünüzdeki sizinle iletişim ve sizinle çaba gösteren ve siz de yapayım mı yapmayayım mı, güveneyim mi güvenmeyeyim mi, doğru mu diyor dediğimiz kişiler sizin için doğru adımlar atacak. Siz de buna güveneceksiniz diyorum. Yalnız özellikle belediyede ya da İSKİ'de çalışıyorsanız, sular idaresinde ya da elektrik idaresinde çalışıyorsanız ya da vergi dairesinde bu ara inceleme ya da şikayetler söz konusu olabilir. İşinizle alakalı size iftiralar atılabilir. Lütfen dikkat edin diyorum. Restoran, kafe ya da gıda sektöründeyseniz çok yoğun bir tempo olacak. Ama kısıtlamalara da hazır olmanız lazım. Ona göre paranızı da dengelemeniz istiyorum. Muhasebeci, finans, mühendislik alanında olan, özellikle mühendis alanında olan bazı aslan burçları, yurt dışı başvurularınızla ilgili olumlu cevap gelecek. Hem eğitim hem de işinizle alakalı noktanın hayrını yaşayacaksınız. Burada kurumsal büyü, farklı bir firmaya geçmek istiyorsanız da şu dönem tanıştığınız ya da iş konularında fikir aldığınız kişi bu konularda size gayet yardımcı olacak. Hayırlı olacak. İşsizseniz de iş haklarınızla alakalı geri gelmesini istediğiniz paralar, birikmiş almanız gereken paralarla ilgili yavaş yavaş ödemeler ve sizin motivasyonunuzu arttıracak ödemeler söz konusu olacak ve Eylül'ün 15'i ya da Eylül'ün 5'i arasında da bir iş görüşmesi size olumlu süreç getirecek. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Bazı aslan burçları da eşinizin ailesi ya da sizin kendi ailenizden kaynaklı arada fitne fesat sokmalar, yani birbirimize laf getirip götürmelerle ilgili biraz saçma bir konuşmalara sebep olacak. Lütfen eşinizle birebir konuşun. Değerli beyefendiciğim, eşinizi dinleyin. Değerli hanımefendiciğim, eşinizi dinleyin. Çünkü siz bir ailesiniz ve siz hep başkalarının hareketine göre aile düzeninizi oturtuyorsunuz. Başkaları değil, o sizin aileniz. Ailenize sahip çıkın diyorum. Bir de hanımınızın ya da karınızın aile tarafından miras konuları ve bu konular bayağı büyük paralar, topraklar var ama burada erkek kardeş ya da abilerden eşiniz haksızlığa uğrayacak. Avukat tutmanızı öneriyorum. Haklarınızı alın diyerek. Sevgilisiz olan aslanlara da şöyle minnoş minnoş ruhunuza uyacak. Sizinle ilgilenen ve etrafınızda beğenen insanlar var. Bir kahve içelim. Kahve içmekten zarar gelmez. Tanıyalım. Ruhunu keşfedin. O da sizin ruhunuzu keşfedin. Böyle sanki bu kahve içmeler sizin doğru ruhunuzu bulduracak. Birkaç insan tanışmak istiyor. Kahve içmek günah değil. Gidin tanışın. Çünkü insan konuşa konuşa, hayvan koklaşa koklaşa anlaşıyor. Yani biz konuşmadan içimizdeki gerçek yüzü bulamayız.
Sevgilinize bu ara, özellikle de bir yıllık, 7 aylık, 8 aylık bir ilişkiniz varsa, ilişkiniz askere gidebilir ya da farklı bir yere gidebilir. Beni bırakacak mı korkunuz varsa, hayır, korkmayın, bırakmayacak. Hatta bu ilişki size geri gelecek diyorum. Değerli aslan burçları, bu ara kafanızı karıştıran iki ilişki, ya yani o mu beni daha çok mutlu eder, bu mu beni daha çok mutlu eder? Yani bu ikili karmayı çözmeden evlilik kararı vermeyin. Aklınız diğerinde kalacak gözüküyor. O yüzden doğru seçim size bırakıyorum. Doğru yolu bulacaksınız. Sağlık olarak özellikle guatr ve şeker hassasiyetimiz olabilir ve uyku sorunumuz olabilir. İhmal etmeyin. Bir de bir uzun süredir mahkemeyle alakalı temiz evrak ya da temiz başvurunuz varsa savcılıktan, buna kavuşmuş olacaksınız. Ailede cezai ya da yasal olarak sıkıntılar yaşayan çıkması ya da artık bu özgürlüğüne kavuşmasını istediğiniz, işe iade olsun dediğiniz kişileriniz varsa da af evresi gelecek ve bunlarda da bir özgürlük ruhu hem sizi hem de işine iade olacak gözüküyor. Mutlu kalın, umutlu kalın, hoşça kalın.